Evrim teorisi yaklaşık 150 yıldır bilimin ilgili her alanında çürütülmesine rağmen bir takım ideolojik nedenlerden dolayı hala zorla ayakta tutulmaya çalışılmaktadır. Evrim literatürü incelendiğinde, evrimcilerin her dönemde teoriyi ayakta tutmak için öne sürdükleri delillerin bir süre sonra sahte veya bilimsel açıdan geçersiz olduklarının ortaya çıktığı görülür. Önde gelen bazı evrimci bilim adamları dahi, evrimin artık elle tutulur hiçbir bilimsel kanıtının kalmadığı, bugüne kadar öne sürülen sözde kanıtlarınsa hemen hepsinin geçersiz ve bilim dışı olduklarının anlaşıldığı gerçeğinde birleşmektedir. Evrimci bilim adamlarının evrim teorisinin geçersizliği hakkındaki itirafları ciltlerce kitabı dolduracak kadar fazladır. Ancak evrim teorisi bilimden bulamadığı desteği bir takım ideolojik çevrelerden ve bu çevrelerin propagandasını üstlenmiş bir kısım medyadan almaya devam etmektedir. Bu çevreler, evrimcilerin dahi literatürden çıkardıkları ve hiçbir geçerliği kalmamış sahte ve düzmece delilleri bugün dahi bilimsel birer gerçek gibi basın ve yayın organlarında toplumlara empoze etmektedir. Amaç, insanları kendilerine Allah'ın yarattığı gerçeğinden uzaklaştırarak tesadüf eseri oluşmuş ve maymundan türemiş bireyler oldukları yalanına ikna etmektir. Böylece her türlü manevi ve ahlaki değerden soyutlanmış bazı güç odaklarının kendi çıkarları doğrultusunda rahatlıkla yönlendirebilecekleri bilinçsiz, inançsız, kimliksiz ve kişiliksiz kitleler oluşturmayı hedeflemektedirler. Bu art niyetli çevrelerin oyununa gelmemek için evrim teorisinin iç yüzünü ve ne tür sahte deliller üzerine bina edildiğini iyi bilmek gerekir.